TRT Diyanet TV'den hayırlı sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 14 Haziran Çarşamba ve yaklaşık 45 dakika sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini gazete manşetleriyle birlikte, Diyanet Haber farkıyla birlikte aktarmaya çalışacağız. Ve şimdi ekrana yansıyan iletişim bilgileriyle de bizlere soru ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz diyelim. Evet, gündem başlıyor. Günün en sıcak gelişmesiyle başlayalım gündeme. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor. 27 katlı bir bina gece saatlerinden beri yanıyor. Can kaybı ya da yaralanma konusunda resmi bir açıklama yapılmazken binanın çökme tehlikesi bulunuyor. Londra'daki yangın yerel saatle gece 1 sıralarında başladı. 27 katlı binanın ikinci katında ve henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bütün binayı sardı. Yaralı ya da ölü olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken binada yaşayanların tahliye edildiği belirtiliyor. İçeride mahsur kalan olup olmadığı da henüz bilinmiyor. İngiliz medyasına yansıyan haberlerde ise üst katlarda bulunanların el fenerleriyle yardım istedikleri, binada mahsur kalan bazı kişilerin binadan atladıkları iddia edildi. Öte yandan dün gece İstanbul'da da bir facia yaşandı. Kumkapı'daki bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, Türkiye Katar'a askeri üs kuruyor. Genelkurmay keşif çalışmaları ile ilgili 3 kişilik bir heyetin Katar'a gönderildiğini açıkladı. Körfez krizini sona erdirmek için çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Katar'a yönelik tecrit politikasını eleştirdi. Bu arada Erdoğan'ın Katar krizini Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesi de gündeme gelebilir. Türkiye, Katar topraklarında kuracağı askeri üs için ilk adımı attı. Genelkurmay Başkanlığı Katar'a heyet gönderildiğini açıkladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar topraklarında konuşlandırılmasına ilişkin yasanın 15 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu ülkeye gönderilen 3 kişilik heyetin konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarını yürüteceği bildirildi. Katar'a ve Katar vatandaşlarına yönelik yaptırımların uzandığı yerlere baktığımızda çok ciddi bir yanlışın içine düşüldüğünü görüyoruz. Bir ülkenin halkını her alanda tecrit etmeye kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir. Körfez krizinin çözülmesi için diplomasi çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a uygulanan tecrit politikasını eleştirdi. Katar teröre destek veren değil, tam tersine bölgemizde çok ciddi yıkıma ve acıya yol açan terör örgütü DAEŞ'e karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren ülkedir. Lütfen birbirimizi aldatmayalım. Ve iftira kampanyalarıyla Katar'ı adeta bir suçlu gibi göstermenin bölgeye hiçbir faydası yoktur. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Katar konusunda yapılan girişimler hakkında da bilgi verdi. Çok ciddi bir telefon diplomasisi sürdürdük, sürdürüyoruz. Bugün de bir telekonferansla Fransa Cumhurbaşkanı, Katar emiri üçlü olarak bir görüşme yapacağız. Türkiye'nin diplomatik girişimleri konusunda bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Türkiye'nin hem arabuluculuk yaptığını hem de herkesi işin içine kattığını dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Amerikan Başkanı Trump'la Katar konusunu görüşebileceğini bildirdi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri işbirliği çok önemlidir. Taraflar arasında arabuluculuk yapmak için Fas da devreye girdi. Dışişleri Bakanı Nasir Burita bölgede temaslara başladı. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileriyle görüşen Burita'nın ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi. Fas'tan bir başka adımsa Katar'a gıda yardımı konusunda geldi. Fas'ın uçaklarla Doha'ya gıda malzemesi göndereceği bildirildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadayi de Katar'a yönelik ablukanın en kısa sürede kaldırılmasını isteyen bir açıklama yaptı. Karadayi, bazı kanaat önderlerinin siyasi tartışmaların içine sokulup teröre destek suçlamasıyla itham edilmesini de doğru bulmadıklarını dile getirdi. Karadayi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi ile birlikte bazı din adamlarının isimlerinin yer aldığı listenin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. يخشون ولا
Sayın seyirciler, Türkiye'nin Katar konusundaki arabuluculuk çabalarına ilişkin dün akşam önemli bir açıklama daha yapıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Katar'a gideceği bildirildi. Çavuşoğlu'nun başkent Doha'da mevkidaşı El Sani'nin yanı sıra Katar emiri Temim bin Hamad El Sani ile de görüşeceği, görüşmelerde Körfez bölgesindeki son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi. Bu arada Çavuşoğlu'nun gerekli ayarlamalar yapılabilirse Katar'dan Suudi Arabistan'a da geçebileceği belirtiliyor. Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleriyle Van'ın Gevaş ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 20 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Şemdinli'deki terör operasyonunda da 2 PKK'lı öldürüldü. Terörle mücadele ederken Bingöl'de şehit düşen uzman çavuş Ramazan Aydoğan'sa memleketi Konya'da toprağa verildi. Türk savaş uçakları Van'ın Gevaş ilçesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terörist grubunu vurmak üzere havalandı. 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bir başka hava harekatının hedefi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesiydi. Sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristler vuruldu. 5 terörist öldürüldü. Bölgedeki Doçka mevzisi de imha edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı jetler Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesini de vurdu. Bu operasyonda da 11 terörist etkisiz hale getirildi. PKK terör örgütüne ait lojistik üssü de ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de hudut birliğine sızmaya çalışan teröristlere operasyon yaptı. 2 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bu arada Genç ilçesindeki terör operasyonunda şehit düşen piyade uzman çavuş Ramazan Aydoğan'ın cenazesi Bingöl'deki törenin ardından memleketi Konya'ya götürüldü. Uzman çavuş Önder Aydoğan şehit kardeşini asker selamıyla karşıladı. Aydoğan Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Terörle mücadeleye ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık referandumu kararını da eleştiren Erdoğan'ın ABD'ye de bir mesajı vardı. Sözüm ona milletvekilleri, yazarlar, aydınlar, gazeteciler, Aybüke öğretmenimiz için, terör örgütünün katlettiği diğer masumlar için kıllarını kıvırdattılar mı? Bunların tek derdi terör örgütlerinin kalemşörlüğünü yapmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Hedefinde terör ve destekçileri vardı. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadeti üzerinden teröre destek verenlere tepki gösterdi. Her gün askerimizin, polisimizin, sokakta yürüyen vatandaşlarımızın hayatına kasteden eli kanlı teröristleri allayıp pullayıp öne çıkardıkları bir isim üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Buna karşılık aynı çevrelerin karne günü PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenle ilgili ciddi bir tavrına, üzüntü beyanına, bir tepkisine şahit oldunuz mu? Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin terör örgütü PYD'ye verdiği silah desteği de vardı. Amerika olarak biz sizlerle NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. Stratejik müttefik miyiz? Müttefikiz. O zaman Rakka operasyonunu biz beraber yaparız. Niçin siz terör örgütleriyle bunu beraber yapıyorsunuz? Gelin bunu beraber yapalım. Şimdi bir ülkeyi terör örgütlerine maddi yardımda bulunmak, aynı zamanda aynı yardımda bulunmakla suçlayacaksınız. Ama öbür taraftan kalkıp PYD'ye, YPG'ye tonlarca silah aktaracaksınız. Bunu neyle izah edeceğiz? Kuzey Irak'taki referandum kararına da tepkiliydi Erdoğan. Bu adım kimsenin yararına değil dedi. Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilgili yapılan açıklama gerçekten bizi derinden üzmüştür. Böyle bir reform arayışı içerisine girmek, Kuzey Irak'ın bağımsızlığı ile ilgili bir adım atmak, Irak'ın toprak bütünlüğünü
bir tehdittir ve yanlış bir adımdır. Temenni ederdik ki bunlar yapılacak işler istişare yoluyla yapılır. Çünkü bu bölgede Kuzey Irak yerel yönetimi yalnız değildir. Biz bir barış içerisinde özellikle bu bölgede bütün bu adımların atılmasını ve Irak'ın bütünlüğünü hep savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Ama biz bunları savunurken maalesef zaman zaman orada ipin ucunun da kaçtığını gördük. Bu bizi üzmüştür. Bu kritik süreçte böyle bir adım atılması kimsenin yararına değildir. Erdoğan, anayasa değişikliği sonrası hayata geçirilmesi gereken uyum düzenlemelerine de değindi. Çalışmalar hızlandırılmalı dedi. Hiç bu işi geciktirmeyelim. İş tüzüğü halledelim ve parlamentomuzu daha aktif hale böylece getirmiş olalım. Bu hafta sonu nasıl ki tatil yok diyorlarsa, iş tüzük çıkana kadar tatil olmamalı ve bu iş bitmeli. Evet, gündemdeki gelişmelere bir de gazetelerden bakalım. Bugünkü gazetelerde, manşetlerde neler var? İlk gazetemiz Akşam Gazetesi değerli izleyiciler. Akşam Gazetesi'nin başlığında İstiklal'de İstiklal için yürümüyorlar başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi olaylarının 4. yılını kutlayanlara seslendi. Alışacaklar, 40. yılını da kutlayıp alışacaklar. Bunlar İstiklal Caddesi'nde istiklalimizi ve istikbalimiz için yürümüyorlar. Bölücü örgütle el ele kol kola, batıda gerektiğinde dev ağaçların taşındığına dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu. Bunlar beceri isteyen kişiler. Bu geziciler değil mi? 10-12 tane ağacı bir yerden taşırken isyan edenler. Ama bunu anlamazlar. Başka yerde geziyorlar. Bunlar gezici. Bölücü terör örgütü temsilcileriyle el ele kol kola yürüyorlar demiş haberde. Bir diğer haberimiz yine Akşam Gazetesi'nden. Bakana suikaste gelen hain öldürüldü. İstanbul terörle mücadele ekipleri DHKPC terör örgütünün İçişleri Bakanı Soylu'ya saldırı hazırlığı bilgisi üzerine Kadıköy'de bir siteye gece yarısı operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada örgüt militanı İnanç Ö ölü ele geçirildi. Ö'nün 1985-1994 arasında cezaevinde kaldığı belirlendi. Hemen altındaki başlıkta ise Türkiye olmasaydı Avrupa dağılırdı haberi var. Bulgaristan Başbakanı Borisov, büyük göç dalgası Türkiye tarafından tutulmamış olsaydı bütün Avrupa'yı silip süpürebilirdi. O zaman yapılan en akıllıca şey Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaydı ve bu anlaşmanın devam etmesini istiyoruz. Çünkü hiçbir sınır 3-4 milyon mülteciyle baş edemez dedi. Evet, diğer haberlerimize bakalım. Yine Akşam Gazetesi'ndeyiz. FETÖ'nün kamikazeleri başlığı var. FETÖ soruşturması kapsamında gizli tanık olan Kasım, terör örgütünün mülkiye ve askeri yapılanmasının nasıl kurulduğunu anlattı. Örgüte seçilen mülki idare amirlerinin hiçbir şekilde konuşmayacak şekilde yetiştirildiğini anlatan gizli tanık, gözaltı ya da evdeki arama sırasında konuşmamak için intihar ederler dedi. Bir haber daha yine Katar için çifte diplomasi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Katar krizini görüşeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Doha'ya gidiyor. Evet, Akşam Gazetesi'nden aktaracağımız haberler böyleydi. Hemen Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak gazetesinde Irak'ın birliğine tehdit haberimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzaniye yönetiminin referandum kararına tepki göstererek Kuzey Irak'ın bağımsızlığı ile ilgili adım atmak Irak'ın toprak bütünlüğüne tehdittir ve yanlış bir adımdır dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, Körfez'deki krizi çözmesi için Suudi Arabistan'a çağrı yaptı. Hakkında adeta bir idam kararı verilen bir ülke Katar söz konusu. Suudi Arabistan kralı Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir. Bu iş için atılması gereken adımlara öncülük etmelidir diye düşünüyorum dedi. Ve petrolü paylaştılar yine Yeni Şafak gazetesinden bir başka başlığımız. Yine karanlık adam Dahlan, toplantıya ABD adına DAEŞ karşıtı koalisyon güçlerinin sözcülüğünü yapan Albay John Dorian'la birlikte diğer subaylar da katıldı. Suriye içindeki isimleri eski SMDK Başkanı Ahmet Karba, ülke dışındaki isimleri ise 15 Temmuz darbe girişimi
ve son Körfez krizinde adı geçen Muhammed Dahlan olarak belirlenmiş. Görüşmelerde Suriye petrol ve doğalgaz potansiyelinin %95'ine sahip Haseke, Rakka ve Deir Zor bölgelerinin geleceği, yeraltı zenginliklerinin çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanması konusunda kararlar alındığı belirtiliyor. ABD ve İngiliz petrol temsilcileriyle de petrol paylaşımında yer aldılar diyor haberde. Evet, borsa ilk kez 100 bin yaptı kredi kuruluşlarına rağmen. Türkiye kredi kuruluşlarının manipülasyonları ve bölgesindeki politik belirsizliklere rağmen güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatladı. Borsa İstanbul Endeksi tarihinde ilk kez 100 bin seviyesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kıran BIST yılbaşından bu yana %28 değer kazanmış oldu. Soylu'ya suikast haberi yine Yeni Şafak gazetesinde de yer almış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suikast hazırlığı yapan DHKPC'li terörist İnanç Özkeskin Kadıköy'deki hücre evine yönelik operasyonda öldürüldü diyor haberde. Evet, sabıka kaydı da oldukça kabarıkmış. 1996 yılında ölüm orucunda ölen İlginç Özkeskin'in abisi olan İnanç Özkeskin'in poliste birçok kaydı bulunuyor. Özkeskin son olarak Nisan 2016'da Sabancı suikasti sanıkları için açlık grevi yaparken gözaltına alınmıştı. Hemen Yeni Şafak'ın bir diğer haberine geçiyoruz. FETÖ hücreleri aktif diyor. FETÖ'nün kripto damarının sebep olduğu skandalları kaygıyla izlediklerini söyleyen MHP lideri Bahçeli, ne kadar inkar edilse de algılar nedenli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ'nün kalıntıları, faal hücreleri aktiftir dedi. Takiye Paşası bir diğer haber yine Yeni Şafak'tan. Darbe karşıtı gibi davrandı. Eski EDOK komutanı Kor General Metin İyidil için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İyidil 15 Temmuz darbe girişiminin tersine dönmesiyle darbe karşıtı gibi davranarak takiye taktiğini uyguladı. Örgütün yönetim kadrosunda olduğu anlaşılan İyidil, Etimesgut'ta önceden derdest edilen darbecileri kendisi teslim almış gibi gösterdi. Bir haber daha yine Yeni Şafak'tan. Rusya'da sokaklar karıştı. Rusya'da Putin karşıtı gösterileri örgütleyen Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Alexei Navalny'nin 30 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtiliyor gazetede. Ülke çapında binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine polis, cop ve biber gazıyla müdahale etti diyor. Evet, Yeni Şafak'tan da aktaracaklarımız böyleydi. Hemen Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinde felaket tellallarına inat büyüyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan felaket tellallarının tüm çabalarına rağmen güzel gelişmelerin haberlerini ardı ardına alıyoruz. Yükseliş taçlandı. İhracatta, üretimde ve istihdamda yaşanan yükselişi son olarak %5 büyümeyle taçlandırdık. Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için fırsat kollayan derecelendirme kuruluşlarının şimdi ne yapacağını çok merak ediyorum. Terörist cenazesinde birbirini ezen, sözüm ona vekiller, yazarlar, aydınlar Aybüke öğretmen için kılını kıpırdatmadı. Aybüke öğretmen için yüreği yanmayan taş kalplerin tek gayesi terör örgütlerinin kalemşörlüğünü yapmak. Ve Katar hakkında da idam kararı verildi. Suudi Arabistan Kralı Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmeli demiş ABD'ye. Bir ülkeyi teröre yardımla suçlarken öbür yandan PYD'ye, YPG'ye tonlarca silah satıyorsunuz diyor haberde. Hemen onun altında yine Huber'deki davetle ilgili bir haber var. Aile iftarı gibiydi demiş başlıkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğine katılan ünlüler izlenimlerini anlattı. Birlik ve beraberlik duygularını artıran bir geceydi. Aile iftarlarındaki içtenlik, samimiyet ve huzur vardı. Cumhurbaşkanımız harika mesajlar verdi. Gurur duyduk. Evet, başka neler var bakalım Sabah gazetesinde. İzmir sokakta sabahladı, Midilli OHAL ilan etti diyor. Dünkü deprem haberi yine yer alıyor bugün Sabah gazetesinde. İzmir açıklarındaki önceki gün yaşanan 6.2'lik depremin ardından 40'ın üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Korkuyu atlatamayan İzmirliler geceyi çadırlarda geçirdi. Bir kişinin öldüğü, 800'den fazla insanın da evsiz kaldığı Midilli Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildi.
Evet, Sabah gazetesinden de sizlere aktaracaklarımız böyleydi. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Sayın seyirciler, Türkiye Fırat Kalkanı harekatıyla teröristlerden temizlenen bölgedeki din hizmetleriyle ilgili de devrede. Diyanet, Elbap, Cerablus, Azez'de hasar gören camilerin onarımını büyük oranda tamamladı. Ayrıca buralarda görev yapacak imam hatipler de Türkiye tarafından eğitilecek. Diyanet tüm bu çalışmaların takibini yapmak üzere de koordinatör müftüler görevlendirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri aylarca süren Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'de önce Cerablus'u, ardından Azez, Mare ve Rai bölgelerini, en sonda Elbap kasabasını DAEŞ'li teröristlerden temizledi. Güvenliğin sağlanmasının ardından Türkiye'ye evlerine dönen yerel halk için çalışmalar başlattı. Teröristlerin ele geçirdiği okullar onarılıp yeniden eğitime açıldı. Temel insani ihtiyaçların giderilmesi için de sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetleri yaptı. Diyanet bölgede en aktif olarak çalışan kurumlardan biriydi. Türkiye Diyanet Vakfı büyük hasar gören 60 ibadethanenin onarımını Ramazan öncesi tamamladı. Bab'da 1500 kişilik bir camiyi ibadete açan Türkiye Diyanet Vakfı, 42 camideki çalışmalarını ise sürdürüyor. Diyanet işlerinin bölge halkının dini hayatı için yaptığı çalışmalar bununla da sınırlı değil. Başkanlık Suriyeli Alimler Birliği ile işbirliği içinde bölgede görev yapacak 467 Suriyeli imama Türkiye'de eğitim verecek. Eğitimler Gaziantep ve Kayseri'de gerçekleştirilecek. Başkanlık ayrıca Suriye'deki din hizmetlerinin geliştirilmesi için başlattığı çalışmaların takibini yapmak için koordinatör müftüler görevlendirdi. Gaziantep ve Kilis müftü yardımcılarından oluşan koordinatörler, hem Suriyeli imamların eğitimlerini takip edip ihtiyaçlarını belirleyecek, hem de camilerdeki onarım çalışmalarının geldiği noktayı yerinde tespit edecek. Diyanet, Türkiye'de misafir edilen muhacir alimleri ağırladı. İftar davetinde kürsüye çıkan Başkan Görmez, Körfez'deki Katar krizine de değindi. Gerginliğin daha fazla büyümemesi için İslam alimlerinin de devreye girmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye'deki muhacir alimlerle iftarda bir araya geldi. İstanbul'daki Bahariye Mevlevi Hanesi'ndeki buluşmaya Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame Rıfai, Irak Sünni Alimler Birliği Başkanı Said Mahmud Allafi, Filistin Alimler Birliği Genel Sekreteri Nawaf Takruri'nin de aralarında bulunduğu, hayatlarını Türkiye'de sürdüren İslam alimleri katıldı. İftar sonrası kürsüye çıkan Görmez konuşmasında maruz kaldıkları zulüm, haksızlık ve işkenceler nedeniyle kendi ülkelerinde yaşayamayıp göç etmek zorunda kalan alimlerin durumundan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Bazı Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik tecrit politikasını da gündeme getiren Görmez, krizin tarafı olan ülkelerin muhakkak iyi niyet ve arabuluculuk çalışmalarına cevap vermeleri gerektiğini söyledi. Gerginliğin daha fazla büyümemesi için İslam alimlerinin de söz birliğine varması gerektiğini belirten Görmez, Müslümanın kanı Müslümana haramdır, insan hayatı şereflidir ve korunması gerekmektedir, dedi. Suriye İslam Konseyi Başkanı El-Rufai de konuşmasında günümüzde İslam dünyasının ve Müslüman toplumların hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi. Suriye ve Irak ve Yemen. Sayın seyirciler, mübarek Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmenin ayrı bir tadı var. Bu ayda oruç ve umre ibadetini bir arada yapan müminler, Peygamber Efendimizin doğduğu evi, Cennetül Mualla, Cin Mescidi gibi önemli mekanları da gezme fırsatı buluyor. Rahmet ve mağfiret dolu Ramazan ayında umre ibadeti yapmak isteyenler kutsal topraklara akın etti. Allah'ım şükürler olsun Rabbime. Allah bizi kulları nasip etti. Orucumuzu tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz. Kabe'de tavaf eden müminler, Harim-i Şerif'te duygu dolu anlar yaşıyor. Gelmeyen bütün ümmeti Müslümanı bugün nasip etsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu nasip etsin ya Rabbim evladım. Buraya geldiğim zaman bu kadar çok beğendim.
heyecanlanacağımı tahmin etmiyorum daha doğrusu. Yani çok heyecanlı geldim ama onu görmek bir başka aşk yani. Hiçbir aşka benzemiyor. Geçtiğimiz yıllardan beri Kabe etrafında süren çalışmalarsa tamamlanmak üzere. Tavaf alanında genişletme çalışmalarında artık sona gelindi. İnşaat bittikten sonra 1 milyon kişi aynı anda Kabe'nin etrafında tavaf edebilecek. Ve bir yeryüzü cenneti olan Cennetül Mualla. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice ve birçok sahabe bu kabristanda bulunuyor. İslam'a hizmet etmiş önemli sahabelerin metfun bulunduğu Cennetül Mualla'dayız. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice, oğulları Kasım ve Abdullah da Cennetül Mualla'da metfun bulunuyor. Umreciler için bir başka önemli mekansa Cin Mescidi. Peygamberimizin cin kavmiyle bir araya gelerek tebliğde bulunduğu, namaz kıldırdığı ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan Cin suresinin nazil olduğu Cin Mescidi'nin hemen önündeyiz. Umreciler burayı da ziyaret etmeden Mekke'yi terk etmiyor. Ramazan umresi için Mekke'de olan Müslümanların bir başka adresi Peygamber Efendimizin doğduğu ev. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed işte burada doğdu. Umre ibadeti için gelen Müslümanlar burayı ziyaret etmeden Mekke'yi terk etmiyor. Cenab-ı Allah yani Peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Cenab-ı Allah ne tane değil yani Rabbim çok güzel bu ya. Sayın seyirciler, Siirt'te tekne orucu tutan çocuklar için özel iftar programları düzenlendi. Kilis'te el emeğiyle hazırlanan yemekler Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılıyor. Muş'ta güvenlik korucuları bir araya gelerek rahmet ayında iftar yapıyor. Yurdun dört bir yanından Ramazan manzaraları getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Siirt'te tekne orucu tutan çocuklar iftarlarını birlikte yaptı. Etkinliği İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Siirt Belediyesi düzenledi. İsmin nedir? Rümeysa. Kaç yaşındasın Rümeysa? 9. Yaşları 3 ila 11 arasında değişen yaklaşık 120 çocuk Naci Kutlu Parkı'nda toplandı, tekne oruçlarını öğle ezanıyla birlikte açtı. Burası ise Kilis. Kadınların oluşturduğu yardım timi iftar saatinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtıyor, oruçlarını da onlarla açıyor. Gönüllü 100 kadın sabah saatlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerinin istekleri doğrultusunda çeşitli yemekler ve tatlılar hazırlıyor. Hazırladıkları yemekleri paketleyen kadınlar iftar saati yaklaşırken yola çıkıp kapı kapı dolaşarak Ramazan bereketini paylaşıyor. Muş'ta ise terörle mücadele kahramanları iftarda buluştu. Askerlerle güvenlik korucularının bir arada iftar yaptığı programda şehitler ve Türkiye için dua edildi. Dayanışmamızı, muhabbetimizi tesis edecek. Evet, Star Gazetesi ile devam ediyorum. Star Gazetesi'nin başlığında Katar ablukası, ne insani ne İslami başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ülkelerinin Katar ablukasına sert çıktı. Teröre destek iftirasıyla bağımsız bir ülkeye karşı uygulanan tecrit asla kabul edilemez. Körfez ülkeleri arasında bağımsız duruş sergilediği için Katar'ın hedef seçildiğini söyleyen Erdoğan, Katar teröre destek veren değil, tam tersine bölgemizde çok ciddi yıkıma ve acıya yol açan DAEŞ'e karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren, mücadele eden ülkedir dedi. Bir diğer başlık, AB vizesine komşu desteği. Yılbaşından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Bulgaristan Başbakanı Borisov'a 15 Temmuz'da Türk halkının yanında yer aldığı için teşekkür eden Başbakan Yıldırım şöyle söyledi. Geçen Mart ayında AB ile imzalanan 4 maddelik anlaşma yürürlüğe girmedi. Bulgaristan'ın dönem başkanlığında vize serbestisiyle geri kabulün eş zamanlı yürürlüğe sokulması prensip olarak benimsendi diyor.
Evet, altında bir başka haberimiz var. Korucu Azize vatan nöbetinde. Şanlıurfa'daki 837 korucu arasında tek kadın olan Azize Sözen Mehmetçik'le omuz omuza görev yapıyor. Korucu babası emekli olduktan sonra vatan nöbetini devralan genç kız kent kırsalında teröristlere göz açtırmıyor. Öldürülen teröristin hedefinde soylu vardı. Evet, Kadıköy'de dün sabah düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin DHKPC'li olduğu, İÖ olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Ve Çamlıca Camii Kadir Gecesi'ni bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camii'nde hazırlıklar son hız sürüyor. Kadir Gecesi'nde açılması planlanan caminin avlusunda geçen yıl kılınan ilk teravihe binlerce kişi katılmıştı. Bir başka haberimiz, Bağımsızlık Abidesi Ilısu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında açacağız dediği Ilısu Barajı tamamı yerli sermaye 7 milyar liralık yatırımla tarihe geçecek. Evet, Star gazetesinden sonra hemen Habertürk gazetesine bakalım. Otelde dehşet haberi var. Az önce biz de haberlerimizde aktarmıştık değerli izleyiciler. Kumkapı'da 4 yıldızlı otelin birinci katında çay ocağının patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanlar bir anda oteli sardı. Biri kadın, 3 kişi dumandan zehirlenerek öldü. 3 kişi ise gözaltında. Bir diğer haberimiz Habertürk gazetesinden, biyoloji azaldı, din ve müzik arttı diyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2017-18 öğretim yılından itibaren liselerin haftalık ders saatleri çizelgesinde değişiklik yaptı. 1 saat olan din, kültürü ve ahlak bilgisi dersi haftada 2 saate çıkarıldı. Biyoloji 3 saatten 2 saate indirildi. Görsel sanatlarla müzik dersi de 2 saate çıktı. Felsefe 11. sınıflara da konuldu. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 11. sınıftan kaldırıldı. 12. sınıfta 2 saat oldu. Evet, Habertürk gazetesinde bir başka haberimiz var. O da kimlik sahtekarlığı ile ilgili, Türkiye'de çok sık rastlanan bir sorun aslında. Gerçek Eren Benim başlığı altında verilmiş haber. Film gibi kimlik sahtekarlığını ortaya çıkarmasaydı belki de zehir taciri olacaktı diyor haberin başlığında. İstanbul'da sabıkası olmayan üniversiteli Eren Tanrıverdi, E-Devlet'e girince uyuşturucu ticaretinden hapiste olduğunu gördü. Mahkemeye gitti, izleyiciler arasında oturdu. Sahte Eren'in kimlik tespitinde gerçek Eren Tanrıverdi benim dedi. Herkes şoke oldu. Şaşkın bakışlar arasında sanıktan itiraf geldi. Adım Gökhan Akdemir, Eren'in ehliyetini parkta buldum ve fotoğrafımı yapıştırdım demiş. Ancak ilginç bir detay. Eren, ehliyetimi hiç kaybetmedim deyince hakim davayı ertelemiş. Gündemde bedelli yok günlerdir. Sosyal medyada da yer alan haberlerden bir tanesi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması öncesi bedelli askerlik konusunu yanıtladı ve dedikodusu var. Kabinenin gündeminde yok ama dedikodusu var demiş. Erdoğan İstanbul Taksim'de AKM'nin yıkılacağını da yinelemiş. Üç partiden zeytin dalı. Bildiğiniz gibi yoğun tepki alan zeytinliklerin sanayi yatırımlarına açılmasıyla ilgili madde AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda tasarıdan çıkarıldı. Bakan Özlü, zeytinlik sahalarıyla ilgili karar alacak bir mekanizmaya ihtiyaç var demiş. Bu ihtiyaç giderilmediği sürece bu yasa bundan sonra da 7, 17, 27 defa daha gelebilir. Körfez tehlikesi bir başka başlığımız. Karaburun açıklarındaki Ege, Marmara ve Yunanistan'ı sarsan 6.2'lik deprem sonrası 24 saatte 342 artçı oldu. İzmirli gece sokaktaydı. Uzmanlar, İzmir Körfezi'nde olsaydı kıyıdaki yapılar 8-10 şiddetinde hissederdi. 196 bin konut yıkılır, 1 milyon evsiz çıkardı, 70 kilometrelik mesafe korudu demiş. Evet, Allah korusun diyelim biz de. Habertürk gazetesinden de aktaracaklarımız böyleydi. Son gazetemizdeyiz şimdi. Evet, Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesinde neler var? Aybüke'nin mirası var. Şehit öğretmen 70 yılda yapılamayanı sadece 7 ayda yaptı. Evet, bu haberleri ve onunla ilgili, şehit öğretmenimizle ilgili haberleri duydukça daha da çok üzülüyoruz. Üzüntümüz daha derinleşiyor. Kozluk bir iyilik meleği gibi dokunduğunu güzelleştiren şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'a ağlıyor.
Aybükü öğretmenin kaymakamlığın ödeneğiyle, müzik aletleriyle donattığı odadaki öğrencileri onu arıyor. Kaymakam Orhan Aktürk, 70 yılda yapamadığımızı Aybükü öğretmen 7 ayda yaptı demiş. Öğretmenler odasında ölüm sessizliği var. Aybükü öğretmen erken evliliğe zorlanan iki kıza da ücretsiz ders vererek konservatuara hazırlıyormuş. Arkadaşı Buket öğretmen, yeni öğrendik, bize söylememişti. Kızları bulmaya çalışıyoruz, yarım bırakmasınlar, evlendirilmesinler diye. Evet, diğer haberlerimize bakalım hemen değerli izleyiciler. Zeytinlik'le ilgili haber yine Hürriyet gazetesinde de var. Sağduyu ve vicdan galip geldi başlığıyla yer almış bu haber. Ve kamuoyunun dileği olduğu AK Parti, CHP ve MHP uzlaşarak zeytinliklerin sanayileşmeyi açan düzenlemeyle ilgili yasa maddesini tamamen çıkardı. Bakan Özlü ise 7. kez reddedilen düzenlemeyle ilgili ısrarını sürdürdü. Belki de 27 kez daha gelir çünkü ihtiyaç var demiş. Kumkapı Oteli yandı. İstanbul Kumkapı Skalyon Oteli'nin giriş katında başlayan yangın faciayla bitti. Otelden 35 kişi kurtarılırken duman nedeniyle biri Şilili 3 kişi öldü diyor haberde. Evet, Hürriyet gazetesinin de yer alan haberlerimiz böyleydi değerli izleyicilerimiz. Camiler bir kez daha çocuk açtı. Türkiye genelindeki 77 bin cami ve kursta eğitimler başladı. Kurslara çocukların ilgisi yoğun oldu. Kitabımız Kur'an. Dinimiz İslam. Camiler bir kez daha çocuklarla şenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında açılan yaz Kur'an kurslarına ilgi yoğun oldu. Hakkari'de 476 cami ve 52 Kur'an kursu çocuklarla doldu. Bu görüntüler ise Antalya'daki yaz Kur'an kursları açılış programından. Diyanet çocuklara Kur'an kurslarında okuyacakları kitapları da hediye etti. Camilerimiz çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl o gözümüzün nuru olan yavrularımızla şenlendi. Burası da Mardin. Cami Kur'an okuyan çocukların sesleriyle doldu. Kur'an'ımızı öğreniyoruz, abdest almayı öğreniyoruz, dinimizi de öğreniyoruz. Yaz Kur'an kursları başladı. Çok sevinçliyiz. Herkesin gelmesini istiyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Özbek ailelerin çocukları da Kur'an-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşadı. Geldiler. Hep birlikte yine Kur'an-ı Kerim öğreneceğiz, namazlarımızı kılacağız. Orucun önemini anlatacağız, teravihin önemini anlatacağız. Karnelerimizi aldık, buraya camiye Ahmet hocamızın yanına gideriz, Kur'an öğreniyoruz. Arda sırada teneffüs veriyor, dışarıda oyun oynuyoruz, süreleri bize kutluyor. Sonra sıraları ezberliyoruz. Hocamız bize ders veriyor. Çok iyi vakit geçiriyoruz. İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına Mehteranlı açılış töreni yapıldı. Çocuklar velileriyle birlikte cami avlusunu doldurdu. Ben Fatiha'yı ezberledim. Bu sene bitirecek misin Kur'an'ı? Evet. Bu sene Kur'an'dan başlayacağım. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlara ve imam hatiplere bir çağrıda bulundu. Camilerimizin bu yeni misafirlerine saflarında yer açsınlar, gönüllerinde yer açsınlar ve onları şefkatle yanlarında safa durmalarını, camide birlikte namaz kılmalarını sağlasınlar ve onların çocukça ufak tefek yaramazlıklar olursa onları da hoş görsünler. Yaz Kur'an kursları 9 haftalık bir eğitim dönemini kapsayacak. 18 Ağustos Cuma günü de sona erecek. Diyanet'in Ramazan'da üzerinde durduğu hak teması aylık derginin de Haziran sayısının konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaleme aldığı başyazıda Ramazan-ı Şerif'in hak konusundaki farkındalıkları arttırmak için mükemmel bir fırsat olduğunu vurguladı. Diyanet Aylık Dergi'nin Haziran sayısında rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın önemi ele alındı. Üzerinde her canın hakkı var teması işlendi.
her canlıya hakkını vermek başlıklı yazıyla üzerimizde hakkı olan insanlara bu haklarını yerine getirmemizin gerekliliği üzerine durduk. Yetimlerin, yoksulların, bunlara karşı sorumluluğumuzu hatırlatma babında bu konuyu ele almaya gayret ettik. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de derginin baş yazısında hak kavramı üzerinde durdu. Ramazan-ı Şerif, hak konusunda farkındalıklarımızı artırmak ve hakkı tutup kaldırmak için mükemmel bir fırsattır. Malda fakirin hakkı olarak tarif ettiğimiz zekat başta olmak üzere her türlü maddi yardım, hayır ve hasenat Ramazan'la bereketlenecektir. Oruçla bedenimizin hakkı olan sağlığı, Kur'an'la ruhumuzun hakkı olan huzuru bulacağımız bu ayda, teravihler, mukabeleler ve iftarlar toplumumuzun hakkı olan birlik ve beraberliği sağlayacaktır. Canlara üflenen taze bir ruhtur Ramazan, manevi bakım ayı Ramazan, Ramazan Mektebi isimli yazılardaysa bu ayı nasıl değerlendirmemiz gerektiği, Ramazan'ın insan hayatına kattığı değerler ele alındı. Profesör Doktor Süleyman Uludağ hocamız var. Bununla gerçekten kapsamlı bir söyleşi yaptık. Bu söyleşide Ramazan ayının Müslümanlar için ne anlam ifade ettiğini, Ramazan'ın gelişiyle insanların hayatında ne gibi değişiklikler meydana geldiğini, bir anlamda içe yönelik bir sorgulama yapmamız gerektiğini hocamızla bir söyleşi şeklinde gerçekleştirdik. Aylık dergide yer alan bir başka konuysa emanet kavramıydı. İnsanlar birbirlerine emanet, çocuklarımız bizim yanımızda emanet, eşimiz, annemiz, babamız emanet. Bu emanetlere karşı, bu sorumluluklarımıza karşı nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili dergimizde yazılara yer verdik. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de sırada basında Diyanet bölümümüz var. Bugünkü ilk gazetemiz Star gazetesi, başlıkta 4655 cami itikaf için hazır diyor. Ramazan ayını ibadetle tamamlamak isteyenler yarın itikafa girecek. 10 gün sürecek itikaf için camilerin listesi hazırlandı. Ankara'da 107, İstanbul'da 285 camide itikafa girilebilecek. Günahlardan arınma olarak tanımlanan Ramazan'ın son bölümü başlamak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 4655 cami hazırlandı. Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen itikaf ibadeti Ramazan'ın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenler mütekif veya akif oluyor. Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak görülen itikaf ibadeti, Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek için de büyük bir önem taşıyor. Evet, Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete'nin bizimle ilgili haberi, Diyanet Vakfı 64 ülkede iftar sofraları kuruyor diyor. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayında 64 ülke ve 278 farklı bölgede iyiliğin sesi sloganıyla muhtaçlara gıda kolisi dağıtarak binlerce kişiye de iftar sofraları kuruyor. Dünya genelinde 46 bin aile Türk hayırseverlerin fitre ve zekatları için Ramazan yardımını Türkiye Diyanet Vakfı heyetlerinin elinden alıyor. Senegal'de de Türkiye Diyanet Vakfı heyeti ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin aileye gıda yardımında bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini genişleterek sürdürürken, bu Ramazan ayında zekat, fitre kardeşlerimize ulaşıyor. Üzerinde kardeşinin hakkı var. Bu Ramazan ve her zaman iyiliğin sesi sloganlarıyla yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Evet, basında Diyanet bölümünden de sizlere aktaracaklarımız böyleydi. Şimdi programımızı kapatmadan önce Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde neler var, hemen bir hatırlatma yapalım. Bugün Gözler Körfez krizi ile ilgili önemli bir ziyaret için Katar'ın başkenti Doha'da olacak. Zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Katar'a gidecek. Çavuşoğlu, Katar Emiri El Sani tarafından da kabul edilecek. Görüşmeyle ilgili ayrıntıları biz de bültenlerimizde aktaracağız. Ve diğer bir gündem maddemiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programından bir not aktaralım hemen. Erdoğan kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.
Ve bizden de bir gündem maddesi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, çocukları Yüce Kitabımızla buluşturacak yaz Kur'an kurslarının açılışı dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. Program saat 10.30'da başlayacak. Evet, bir programımızın daha, bir gündemin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.